Bismillahirrahmanirrahim. Babu men kaddeme min haccihi nusuken kable nusuk. Babu men bir kimsenin babıdır ki kaddeme takdim eyledi min haccihi haccinden. Nusuken bir nusuki kable nusukün diğerden evvel yani tertip üzerine yapılacakken tertibi bozdu. Bunun hükmü nedir? Buradaki ihtilafı beyan buyuracak. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حزرة علي كرم الله وجهه buyurdular ki أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber efendimize geldi رجلٌ bir adam Fekale dedi ki ya Resulallah inni afattu. Ben farz olan tavafı yaptım. Kable nehlike başımı tıraş etmezden evvel. Yani en evvela taş atacaktı. Başını tıraş edip sonra tavafı ifadeyi yapacaktı. Bu taşı atmış ve daha gitmiş farz olan tavafı yapmış ondan sonra gelmiş tıraş olmuş. Ne lazım gelir diye sordu. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki ehlik git başını tıraş et ve la harece çetinlik yok. Git başını tıraş et. Kale Hazreti Ali buyurdular ki veca'ahu ahir. Başka birisi de geldi. Fekale dedi ki ya Resulullah inni zebahtu. Ben kurbanı kestim. Kablen ermiye şeytanı taşlamazdan evvel. Kale Resulullah Efendimiz de buyurdu ki irmi ve la harece. Taşlarını git at. Çetinlik yok. Yani buradan evvela taşları atacaktı. Sonra kurbanını kesecekti. Bu aksine yapmış. Yani evvela boğazlamış. Ondan sonra gelmiş daha taşlar attığı yok. Ya Resulallah ne yapayım ben boğazladım taşlar attığım yok. Peygamber Efendimiz de git taşlarını at. Çetinlik yok. Çetinlik yok yani haccın nakıstır. Bu manaya gelmiyor. Yani İslamiyet'te çetinlik yok. Öyleyse onu birisini evvel yapmasan birisini sonra yapmasan bunun zararı yok. Bu mana çıkıyor. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki ففي هذا الحديث bu hadis doğrultudur ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz سُئِلَانِ التَّوَاف tavaftan sual edildi قَبْلِ الْحَلْقِ tıraştan evvel tavaf yapmaktan فَقَالَ dedi ki اِحْلِكْ وَلَا حَرَجَ git tıraş ol çetinlik yok ona öyle fetva verdi bu فَحْتَمَلَ مُحْتَمِلْ olur ki اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكْ bu ola İbahaten minhu, Peygamber Efendimiz'den ibaha mübah kılınmış olan lit tavafı kabler halk, halkten evvel tavafı tavaf yapılmasını mübah kılınmış olan buna ihtimali var. Ve tevsiaten minhu, Peygamber Efendimiz'den tevsia ola, genişlik ola fizalike bu mesele hakkında. Buna ihtimali var ki yani isterse tavafı evvel yapsın, isterse tıraşı evvel olsun, mesele geniştir, çetinlik yok. Fecuale Peygamber Efendimiz kıl dilil hacci, hacci olan bir adama en yukaddime teklim ede maşa'a dilediğini min hadeyni bu ikisinden ala sahibi, sahibi üzerine. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz mübah ve tevse olarak emir buyurmuş oldu ki ister tavafın evvel yap, ister tıraşın evvel ol. Hangisini evvel yaparsanız caizdir. Bu manaya gelmesi muhtemel oldu. Ve fihi eyda yine bu meselede olucudur ki enne ahare ca'ahu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hadisinde diyor ki başka birisi de geldi. Fekale dedi ki inni zebehtu. Ben boğazladım. Kable enermiye şeytanı taşlamazdan evvel. Evvela taş olacaktı. Fakat bu evvela zebih oldu. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz de buyurdu ki irmi git taşlarını at ve la harece çetinlik yok buyurdu. Fezalike izâ bu da yukarıdaki tıraş ile tavaf gibi yehtemülü mühtemil olur. Ma zekerine zikrettiğimiz şeye. Nerede zikrettik? Fi cevabihi Peygamber Efendimiz'in cevabında fi sual ile evvel evvelki sualda. Yani Peygamber Efendimiz tevsiye olarak tecviz etti. Bunların ikisinden hangisini evvel yaparsan yap. İstersen evvela taş at sonra boğazla. İstersen evvela boğazla sonra taş at. Yani ikisi de caizdir. Peygamber Efendimiz'in böyle bunu murat ederek cevap verdiği muhtemel. Bu meselenin buna da ihtimali var. Öteki gibi. Ve kaduru yani İbn Abbas'in an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme min zâlike şeyin. Abdullah İbn Abbas Resul-i Ekrem Efendimiz bu mesele hakkında
bir şeyle zikreyledi. Yani bir rivayette var. O rivayet de şu. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Yahya ibn-i Yahya, kâle haddesena Hüseymin, en Mansurin, en Atayin, en İbn-i Abbasin radıyallahu anhuma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme su'ile. Abdullah ibn Abbas diyor ki, Peygamber Efendimiz sual edildi. Neden? Emmen halaka kablen yezbah. O kurbanı boğazlamazdan evvel tıraş olmuş. Bundan sordular. Ev zebeha kablen yahlik. Tıraş olmazdan evvel kurbanını kesmişler. Bundan, yahut da bundan sual edildiler. Fekale buyurdu ki, la harece, la harece. Çetinlik yok, çetinlik yok. Hangisini evvel yaparsınızsa caiz buyurdu. İşte bir bu rivayet geldi Abdullah bin Abbas'tan. Tekrar bir rivayet daha geliyor Abdullah bin Abbas'tan. Haddesena Muhammed bin Huzeyme, kâle haddesena el-Mu'alla ibn-i Esed, kâle haddesena Buheybun an ibn-i Tavur, an ebihi, an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma, an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kîle lehu, Peygamber Efendimiz'e denildi. Yevmen Nehri bayram günü. Ve huve bimünen, Peygamber Efendimiz'de münadeydi. Ne hakkında denildi? Fin nehri, boğazlamak, kurban kesmek, vel helgi, tıraş olmak, vel remyi, taş atmak, ve tekdim ve tehir. Bunlar da tekdim, tehir hakkında sual olundu, denildi, yani sual olundu. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki, la harece. Hangisini evvel yaparsınızsa yapın, meşakkat, hareç yoktur buyurdu. Haddesene ibn-i Merzukal, haddesene Habban ibn-i Hilal, قال حدثنا بوهيب بن خالد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس dediler ki ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ bayram günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorulmadı. Ona sual etmediler. Ammen bir şeyden ki bir kimse hakkında ki قَدَّمَ شَيْئًا bir şeyi takdim eyledi kable şeyin bir şeyden evvel tertip üzerine yapmadı da tertibi bozdu. O tertibi bozanlar hakkında hiçbir mesele sormadılar. İlla kâle, illa Resulullah Efendimiz buyurdu ki la harece, la harece. Meşakkat yok, meşakkat yok diye buyurdular. فَذَٰلِكَ يَحْتَمِلُ işte bu da mühtemil olur. Neye? مَا وَالْبِشَيَ كِ يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ لَوَّ evvelki hadisin mühtemil olduğu şeye bu hadiste mühtemil olur. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz mübah kılmış oldu birisini birisine teklim etmekte. Dini İslam geniştir, binaenaleyh tertip üzerine yapılması daha evli ama yapılmaz da birisini birisinin üzerine teklim ederse mübahtır. Bu manaya gelmesi mühtemil oldu. وَقَدْ رُوِيَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٍ Cabir ibn Abdullah'dan da bu mesele hakkında bir rivayet geldi, bir şey zikredildi. Cabir ibn Abdullah'ın rivayetleri de şu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun, en Gaysin, en Atayin, en Cabir ibn Abdullah, enne racülen. Cabir ibn Abdullah dedi ki, bir adam. Kâle dedi ki, ya Resulullah, zebehdu kable en ermiye, taşı atmazdan ben kurbanı kestim. Kâle Resulullah buyurdu ki, irmi ve la hareci ki, taşlarına at, meşakkat yok. Kale ahir öteki dedi ki ya Resulallah halaktu kable nezbeh kurbanı kesmeden ben tıraş oldum. Fekale buyurdu ki izbeh kurbanını kes ve la harece çetinlik yoktur buyurdu. Kale ahir ya Resulallah öteki birisi de dedi ki ya Resulallah tuftu bil beyti kable nezbeh ben kurbanı kesmezden evvel Beytullah'ı tavaf ettim. Kale buyurdu ki izbeh ve la harece git kurbanını kes meşakkat çetinlik yoktur. Buyurdu. فَهَذَا اِذَا işte bu Cabir ibn Abdullah'ın rivayeti de Müslüm'a kablehu bundan evvelki Abdullah ibn Abbas'ın hadisi gibidir. وَالْكَلَامُ ف۪يهِ bunda da kelam مِسْلُ الْكَلَامِ ف۪ي مَا قَبْلَهُ oradaki kelam gibidir. Yani bunun cevabı Resulullah Efendimiz mübah buyurdu ve tevsi'e emreyledi ki yani dinde meşakkat yoktur. Bunları tertip üzerine yapsaydınız daha güzel olurdu ama tertibi bozduğunuzsa zararı yok. Böyle yapın, mesele tamam olsun. فَهَذَا اِيَوَدْ وَقَدْ رُوَيَنْ اُسَامَةَ بِنِ شَر۪يكٍ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٍ
Hüsamet ibn-i Şerik'ten de bu mesele hakkında bir rivayet var. Yani takdim tehirin cevazı hakkında. O da şu: Haddesen Ahmed ibn el-Hasan ve ibn el-Kasim el-Kufi قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم biz Peygamber Efendimizle beraber hac ettik. Fesu'ile sual edildi. Neden? Ammen halaka, bir kimseden ki tıraş etti, kable en yezbeh, kurbanını boğazlamasından evvel başını tıraş etti. اَوْ زَبَحَ يَخُدْ تَ بَوَصْلَد۪ي قَبْلَ اَنْ يَحْلِكْ başını tıraş etmezden evvel kurbanını kesti. فَقَالَ buyurdu ki لَا حَرَجَ meşakkat yok. Birisini evvel yapmış, birisini sonra yapmış. Bu caizdir. Meşakkat yoktur buyurdu. فَلَمَّا اَكْسَرُوا عَلَيْهِ وَقْتَكِ ona suali çoğalttılar. O sordu, o sordu. قَالَ buyurdu ki يَا اَيُّهَا النَّاسِ ey cemaat قَدْ رُفِعَ الْحَرَجُ meşakkat ref olundu. İlla men iktarada, illa bir kimse değil ki iktarada, iktiraz etti. Min ahihi, kardeşinden şeyen, bir şeyi zulmen. Zulmen aldı, zulmen bir kardeşinden bir şey aldı. Fezalikel harec, işte harec odur. Çetinlik odur ki bu müşkildir. Fahada eyza müslüma kablehu. Bu hadisi şerif de makablindeki hadisler gibidir. Yani caiz ki Resulullah Efendimiz mübah kıldı. Bu menasikten birisini diğerinin üzerine takdim etmek, ötekini tehir etmek Resulullah Efendimiz'den mübah terikiyle, tevsiye terikiyle emrolunmuş oldu. وَقَدْ يَحْتَمِلُ اَيْذَا yine mühtemil olur bu. اَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ Peygamber Efendimiz'in kavli ola لَا حَرَجَ meşakkat olmadı. Huwa bu عَلَى الْاِسْمِ günah üzerine. اَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ sizin üzerinize hareç, günah yoktur. فِيمَا فَعَلْتُمُوهُ مِنْ هَذَا bunları yaptığınız şeylerde size günah yoktur. Niçin? لَاَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ siz bunları yaptınız عَلَى الْجَهْلِ cehel üzerine minküm sizden bihi bunları cahil ediniz, bilmiyordunuz, bilmeyerek yaptınız, onun için günah yoktur. لَا عَلَى التَّعَمُّدِ siz bunu kasten yapmadınız, bilmediğinizden dolayı bunları böyle yaptınız. Nasıl yaptınız? Bir hilaf-ı sünnet, sünnetin hilafına yaptınız. Sünnetin hilafına yaptığınızı bilmeyerek yaptınız. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ sizin üzerinize günah yoktur. فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında. Buna da ihtimali var. Öyleyse bu takdim tehir meselesinde bunları tertip üzerine yapmak sünnet idi. Bu tertibi bozduğunuzdan dolayı Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki ya bu caizdir, ben size mübah kılıyorum, takdim tehir ediniz. Veyahut da şurada mühtemel var ki siz bu sünneti seniyeyi daha bu sene yeni öğreniyorsunuz, bilmeyerek yaptığınızdan dolayı sizin üzerinize günah yoktur. Fakat bundan sonra sünneti öğrendikten sonra bunu kasten takdim tehir yaparsanız da günahı vardır. Bu manaya da gelir. Bu manada buna da mühtemel. Ve kad ruviye an zalike bu ondan da rivayet edildi. Mübeyyene mübeyyen olarak ve meşruhen meşruh şerh edilmiş olarak en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet var ki burada la harice demesi yani günah yoktur, yoksa siz bunu devamlı böyle yapın manasına değil. Yani bu sene cahilsiniz, bilmiyorsunuz, böyle yaptınız ama bundan sonra yapmayınız. Onu da beyan ediyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Sabit Muhammed ibn Ubeydillah kâle haddesene Abdülaziz ibn Muhammed. Abdülaziz ibn Muhammed rivayet eyledi. Yurahu ben bunu görürüm ki o da kimden rivayet eyledi? An Abdurrahman ibn Haris. An Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali. Zeyd, İmam-ı Zeyd meşhur. Ali Zeynel Abidin, Zeynel Abidin radıyallahu anh mehtumu Zeyd rivayet ediyor. Evet. An ebihi babası Zeynel Abidin'den. O da kimden? En Ubeydillah ibn Ebi Rafi. Hazreti Ali'nin kölesi Ubeydillah ibn Ebi Rafi'den. O da en Ali radıyallahu anh Ali ibn Ebi Talib'den. Keremullah ve şeh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz se'alehu. Peygamber Efendimiz'e sordu. Reculun bir adam fi hicjetihi hac ettiğinde fekale
buyurdu ki inni rameytu ve afattu. Ya Resulullah, ben taşları attım, bundan sonra tavafı ifadeyi yaptım. Ve nesitu ve lem ehlik. Ben unuttum, başımı tıraş etmedim. Yani taşı attım, gidip tıraş olup sonra tavafı ifadeyi yapacaktım. Fakat unuttum, tıraş olmadım. Kale, Peygamber Efendimiz buyurdular ki fehlik, sen başını tıraş et ve la harice, meşakkat yoktur. Yani günah yoktur. Sümme câhû racülün âhâr. Başka bir adam geldi. Fekâle dedi ki inni rameytu ve halaktu. Ya Resulallah, ben taşı attım, başımı da tıraş ettim. Ve nesîtu en enher. Kurban kesmeyi unuttum. Kurban kesip sonra tıraş olacaktım. Fakat ben kurban kesmeden başımı tıraş ettim. Kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu ki fenher, git kurbanını kes ve la harece, meşakkat yoktur. Yani burada da meşakkat ne demek? Aşağıda da geliyor ya, günah yoktur. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn-i vehbin enne maliken ve Yunus'en haddesahu. Malik ve Yunus ibn-i vehbe rivayet ediyorlar. En ibn-i şihabi. Ani en Aysa ibn-i talhata. İbn-i Ubeydillah Hazreti Talha'dan rivayet ediyor. O da kimden? En Abdullah ibn-i Amr'in. Abdullah ibn-i Amr ibn-i Asla. Ennehu kâle Abdullah ibn-i Amr ibn-i Asla dedi ki وَقَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ. حَجَّةُ الْوَدَاءِ رَسُولَ اَكْرَمْ فَنُّزْ دُورْدِ لِلنَّاسِ. Nas için يَسْأَلُونَهُ, ona sorardılar. Yani Peygamber Efendimiz bir yerde durdu, nas sual sormaya başladılar. فَجَاهُ رَجُلٌ, bir adam geldi. فَقَالَ, dedi ki ya Resulallah, لَمْ اَشْهُرْ, ben bilemedim. فَحَلَكْتُ, başımı tıraş ettim. قَبْلَ اَنْ اَزْبَحَ, kurbanımı kesmeden evvel. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki izbeh, kurbanını kes ve la harece, meşakkat yoktur. Hareç yoktur. Fecahu ahir, başka birisi de geldi. Fekale dedi ki ya Resulallah, lem eşhur, bilemedim. Fenehertu, boğazladım. Gablen ermiye şeytani taşlamazdan evvel ben kurbanı kestim. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki irmi ve la hareç, git taşlarını at, hareç, meşakkat yoktur. Kale Hazreti Ali buyurdular ki فَمَا سُئِلَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ravi Abdullah ibn Amr ibn As diyor ki فَمَا سُئِلَ, sual edilmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz size sormadılar. يَوْمَ اِذِنْ, o günü aynı şeyin, hiçbir şeyden sormadılar. Öyle şey ki قُدِّمَ وَلَا اُخْرَ, takdim edildi yahut da tehir edildi. Bunlardan hiçbir şeyden sormadılar. İlla kâle illa Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki if'al ve la harece, yap git bunu, meşakkat yoktur buyurdu. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanu an Zühri yani İsa ibn-i Talha en Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn Aslan rivayet eyledi. Kâle Abdullah dedi ki se'ele racunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam Peygamber Efendimiz'e sordu. Fekale dedi ki halaktu kabla nezbeh, ben kurbanı kesmezden evvel tıraş oldum. Kale izbeh ve la harece, git kurbanını kes, hareç, meşakkat yoktur. Kale aharı, öteki dedi ki zebehtu kabla nermiye, ben taşları atmazdan kurbanı kestim. Kale Resulullah Efendimiz buyurdular ki irmi ve la harece, at, meşakkat yoktur buyurdu. Haddesena Yunus'u kale haddesena ibn Vehbin kale ahbereni Üsamet-i bin Zeyd enne Ata ibn Ebi Rebah حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله أتى ابن أبي رباح diyor ki o Cabir bin Abdullah'ı işitmiş, diyor ki Cabir bin Abdullah'ı işittim, hadisi rivayet ediyordu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den mislehu, aynen bu hadisin mislini, yani takdim tehirde kim ne yapmışsa git yap, hareç yoktur buyururdu. Yani ennehu vakafe linnasi, yani Peygamber Efendimiz nas için durdu. Âme haccetil veda, veda haccı senesinde bir yerde durdu. Yes'elûnehu, Peygamber Efendimiz'e sual ederdiler. Meseleleri öğrenirdiler. Fecaa racülün fekâle, bir adam geldi dedi ki lem eş'ur, bilemedim. Fenehertu keble enerim. Ya Resulullah, bilemedim de ben taşlamadan evvel kurbanı boğazladım. Kâle irmi ve la hareç, at, taşlarını at, hareç yok buyurdu. Kale ahar, öteki dedi ki ya Resulullah, lem eşhur, bilemedim. Fehalektu keble nezbeh, kurbanı boğazlamazdan gittim, tıraş oldum. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki izbeh ve la harece, yet boğazla, meşakkat yoktur. Kale
Cabir İbni Abdullah diyor ki, فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e sormadılar. Aynı şeyin bir şeyden. Öyle şey ki kuddime vela uhire, tekdim yahut tehir edilen şeylerden hiçbir şeyden sormadılar. İlla kâle buyurdu ki if'al vela harece. İşle çetinlik yoktur dedi. فَدَلَّمَا ذَكَرْنَا işte bizim bu zikreylediğimiz rivayetler delalet ediyor ki عَلَى اَنَّهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا اَسْكَتَ الْحَرَجَ عَنْهُمْ meşakkati onlardan iskat eyledi. Fizalik bu mesele hakkında linnisyan unuttuklarından dolayı. Çünkü lem aşur diyorlar. Ya Resulullah bilemedim. Yani bilseydim böyle yapmazdım. Fakat unuttum yaptım. Öyleyse unutmak var burada. Unutmak olduğundan dolayı hareç, meşakkat, günah yok. لَا أَنَّهُ أَبَاحَ ذَٰلِكَ لَهُمْ Yoksa Peygamber Efendimiz onlara mübah kılmadı. Siz gidin böyle devamlı takdim tehir yapın demedi. Onlar dediler ki biz bilemedik yaptık öyleyse nisyan olduğundan dolayı size günah tereddüt etmez buyurdu. Yoksa devamlı böyle yapın manasına değil. حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ Hatta onlara ola مُبَاحٌ مُبَاحُ لَكَ اَنْ يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ Bunu işleyeler. فِي الْعَمْدِ قَسْتًا Bunu yaparlar. Onlara kasten mübahtır. Bunu kasten böyle yapsınlar. Bu olmadı. Ya unuttuklarından dolayı size günah tereddüt etmez buyurdu. Ama bundan sonra bunu öğrenin. Kasten bunu yapmayın. Bu manayadır. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ebu Sa'id'in Hudri rivayet eyledi. Neyi ma ol bir şey ki yedüllü alâ zâlikeyze bizim bu dediğimize delalet eder. Yani unutmak dolayısıyla onlara günah tereddüt etmez ama gasten de yapılması caiz değildir. Öyle bir rivayet de var. O rivayet de şu. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-mukaddemiyyü, kâle haddesene Ömer ibn Ali'yin. Ömer'den sonra vav gelmiş, o vav ziyade. Emir değil. Ömer ibn Ali'yin. İbn Ata ibn Mukaddem. عن الحجاج عن عبادة بن نسي عبادة بن نسي رواية إليه قال حدثنا أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري شتم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل فنم السؤال ورندي وهو بين الجمرتين وده iki cemrenin arasındaydı عن رجل bir adamın hükmünden soruldu ki حلق قبل أن يرمي taş atmazdan evvel tıraş olmuş. قَالَ لَا حَرَجَ Hareç yoktur buyurdu. Ve an racülün bir adamın hükmünden de sordular ki زَبَهَ قَبْلَا اَنْ يَرْمِيَ Taş atmazdan kurban kesmiş. قَالَ buyurdu ki لَا حَرَجَ Hareç yok, meşakkat yok. ثُمَّ قَالَ Sonra Resul-i Ekrem'imiz buyurdu ki اِبَادَ اللّٰهُ Ey Allah'ın kulları وَدَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak affetti. الْحَرَجَ حَرَجِ وَالضِّيقَ ضِيقِ Haracı, dıkı, çetinliği Cenab-ı Hak kaldırdı. Ve teallemû menâsikeküm. Siz yapılacak menseklerinizi öğrenin. Fe innehâ bu menâsik min dinikum sizin dininizdendir. Yani bilmeyerek bunları yaptınız. Fakat bundan sonra öğreniniz, yanlış yapmayınız. Çünkü bu mensekler sizin dininizdendir. Tertip üzerine yapınız buyurdu. Efelâ tura Sen görmez misin ki ennehu emerahum Peygamber Efendimiz onlara emreyledi. Neyi? Bi teallumi menasikihim menasikinin menseklerin teallumini onlara emreyledi ki bu mensekler nasıl yapılacak? Ne tertip üzerine yapılacak? Bunu öğrenin. Leennehum kânu la yuhsenûneha Onlar bu mensekleri güzel bilmiyordular, yapamıyordular. Onun için güzel öğrenin, güzel yapın diye emreyledi. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu da delalet etti ki اَنَّ الْحَرَجَ وَالْضِيقِ حَرَجُدِكْ اَلَّذ۪ي Öyle harecudik ki رَفَعُ اللّٰهُ عَنْهُمْ Cenab-ı Hak onlardan ref etti, kaldırdı. هُوَ Bu لِجَهْلِهِمْ Onların bilmedikleri için idi. بِاَمْرِ مَنَاسِكِهِمْ Yapılacak nüsüklerin emrini, bilmediklerini, cahil olduklarından yapamıyordular. Tekdim, tehir oluyordu. Ondan dolayı Cenab-ı Hak bu harecü meşakkati onlardan kaldırdı. Cehelleri sebebiyle, bilmedikleri sebebiyle. La li gayri zalik. Bunun için değil. Yoksa alet devam. Siz böyle karma karışık yapın. Bu manaya değil. Tertip üzerine yapın. Ve gadruviye fi hadisi Usamete bin Şerik
Üsamet İbni Şerik'in hadisinde rivayet edildi. اَلَّذ۪ي قَدْ زِكَرْنَهُ Bir hadis ki biz onu zikreyledik. فِيمَا تَكَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ Bu babdan evvelce zikreyledik. Ne rivayet edildi? مَا بِشَيْكِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى اِلَى Bu manaya delalet eder. Yani cehil sebebiyle olduğundan Cenab-ı Hak bunları affetti fakat devamlı böyle yapılmasını emreylemedi. Haddesena İbn-i Merzuk قال حدثنا وهب بن سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة بن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراب بيانبر أفهمزة سوردولار عن أشياء بيتاكم شيلردن ثم قالوا dediler ki هل علينا حرج bizim üzerimize bir meşakkat var mıdır في كذا şöyle olmasında وهل علينا حرج في كذا şöyle olmasında bir meşakkat var mıdır? Tekdim tehir meseleleri. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki İnne Allah azze ve cel azizü celil olan Allahu Teala refa'al harici yani ibadihi kullarından harici meşakkati refeyledi. İlla men illa bir kimseden değil ki iktarada iktirad etti aldı min ahihi kardeşinden şeyen bir şeyi mazlumen o kardeşle mazlum olarak zulmen onu ondan aldı. Fezalikellezi fezalik işte bu ellezi bir şeydir ki haretün hareçtir ve hülkün helaktır. İşte harac meşakkat ve hülkudur. Ondan zulmen bir şey aldı. İşte meşakkat ve helak o adam üzerindedir. Öyle buyurdu. Efela tura görmez misin ki enne sâilîne li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sual edenler innemâ kânû âraben bunlar ârabdiler, bedevîdiler lâ ilme lehum bi menâsikil haccı menâsike haccı onların elimleri yok idi fecâbehum Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onlara cevap verdi bi kavlihi lâ harice kavliyle cevap verdi. Ne üzerine alel ibahati minhu Peygamber Efendimiz'den mübah olunmak üzere lehum onlara. Ney ibaha? Ettekdimu fi zalike ve tahir fi ma kaddemu. Bir şey ki yaptılar min zalike bundan ve akharu tekdim ve tahir ettikleri şeylerde tekdim, tahir bunlara mübah oldu. Çünkü onlar bilmiyordular menasike hacı, bedeviydiler. Onun için Peygamber Efendimiz onlara o sene mübah kıldı. Bu alet devam değildir. Sümme kâle lehum sonra onlara dedi neyi mâ zekere Ebu Said'in Hudri. Ebu Said'in Hudri'nin zikretmiş olduğu emri şerifi fi hadisi hadisindeki ve teallemû menâsikekum siz menâsikinizi öğreniniz. Bu ne emretti? Yani o sene cahil idiler. Cenab-ı Hak onlara meşakkat buyurmadı. Peygamber Efendimiz onlara mübah kıldı ama ondan sonra menâsiki öğrenin ve tam yerinde yapın buyurmuş oldu. Sümme kadişâ an İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma Abdullah İbn Abbas'tan da geldi. Mâ bi şey ki yedüllü alâ hâzel mâna bu mânaya delalet eder. Eyda yani o sene onlara hareç kaldırıldı, onlardan hareç kaldırıldı, onlara mübah kılındı. Bu ale devam değil. Bak Abdullah İbn Abbas'tan şu rivayet geliyor. Haddesena Ali İbn Şeybe kâle haddesena Yahya İbn Yahya. قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهادر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس buyurdular ki من قدم شيئا من حجه bir adam hac kendi haccın efalından bir şeyi takdim ederse ev akharahu yahut tahir ederse felyuhrik lizalike bu takdim tahirinden dolayı akıtsın demen bir kan akıtsın yani bir kurban kessin. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki la harice Peygamber Efendimiz'in demesi yani onda meşakkat yok bu dem ile cebrediliyor. Madem ki o bir kurban kesmekle telafi ediliyor onun hacı tamam oluyor. Öyleyse bir kurban kessin diye rivayeti var. Haddesena Nesru bin Mezlu kâle haddesena al-Hasibu kâle haddesena Buheybun an Eyyub'a an Sa'id bin Cübeyr'in An İbn Abbas'ın mislihu, Abdullah İbn Abbas'tan aynı bu hadisi şerifin misli zikredildi. Fahâze İbn Abbas, işte Abdullah İbn Abbas, yûcibu vacip kılıyor. Adamen bir kimse üzerine çıkart deme şeyen bir nüsükü, kendi nüsükünden bir şeyi takdim eden
kimse üzerine ev akharehu yahut da tehir eden adam üzerine vacip geliyor demen kurban. Ve hüve ahadümen Abdullah ibn Abbas da şu kimselerin birisidir ki reva anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ennehu ma su'ile yevme izin an şeyin. Bayram günü Peygamber Efendimiz'e hiçbir şeyden sormadılar. Öyle şey ki kuddime ve la uhire tekdim veyahut tehir edilen hiçbir şeyden sormadılar. Min emril hac, haccin umurundan illa kâle illa Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki la harece. La harece buyurdu. İşte bunu rivayet edenlerden birisi de Abdullah ibn Abbas. La harece buyurdu fakat tekdim ve tehirinden dolayı da birden vacip geldi buyurdu. فَلَمْ يَكُمْ مَعْنَا ذَٰلِكَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسٍ İndinde bunun manası, la haricenin manası olmadı. مَعْنَ الْاِبَاحَةِ İbaha manası olmadı. فِي تَكْدِيمِ مَا قَدَّمُوا Tekdim ettiği şeylerde وَلَا فِي تَخِيرِ مَا أَخَّرُوا Tehir ettiği şeylerin tehirinde ibaha manası olmadı. O da neden? مِمَّا زَكَرِنَا Bizim zikrettiğimiz halk, zebih, remi bunları birisinin üzerine tekdim tehirinde ibaha manası olmadı. İz kâne yûcibu fî zâlike demen. Çünkü Abdullah ibn Abbas bunda demi vacip görüyor. Demi vacip, dem vacip olunca mübah manası değildir. Mübah manası değil. Velâkin kâne mâna zâlike indehû. Abdullah ibn Abbas'ın indinde bunun manası oldu. Alâ ennellezî fealûhû. Şu şeye üzerine oldu ki bunların yapmış olduğu şey fi haccetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in haccetül veda'ında bedevilerin yapmış olduğu bu efal kâne alel cehli minhum kâne alel cehli minhum bil hükmü hükmü bunlar cahil idiler o cehl üzerine oldu bilmediler de yaptı evet kâne alel cehli cehl üzerine oldu minhum onlardan bil hükmü hükmü cahil oldular. Nerede? Fihi bu mesele hakkındaki keyfe huve. Hüküm nasıldır? Bu meselede hüküm nasıldır? Bunu bilemediler de yaptılar. Bunun üzerine oldu. Fe'azerehum Peygamber Efendimiz de onları mazur gördü. Bi cehlihim cahil olduklarından dolayı mazur gördü. La harece buyurdu. Ve emarehum onlara emreyledi. Fil müstanefi gelecekte. Neyi emreyledi? En yeteallemû menâsikehum menseklerini öğrenmeyi emreyledi. Yani bu sene siz bilmiyordunuz, cahildiniz, yaptınız. Meşakkat, hareç yok. Ama bundan sonra meseleleri iyi öğrenin ve hepsini yerli yerinde yapın buyurdu. Ve tekellemen nasu ba'de hâza. Bundan sonra ulema tekellüm eylediler. Fil qârini, qârin hakkında haccı, ömreyi beraber niyet etti. Kıran niyet etti. Ona qârin derler. Bunun hakkında tekellüm ettiler. Ne vakitte? İzâ halaka keblen yezbe. Boğazlamazdan evvel, kurbanını kesmezden evvel başını tıraş ederse buna ne lazım gelir? Bunun hakkında ihtilaf ettiler. Fekâle Ebu Hanifete rahimahullah. İmam Ebu Hanife dedi ki aleyhi demin. Ona bir kurban vaciptir. Vekâle Züfer. Züfer radıyallahu anh dedi ki aleyhi demani. Ona iki kurban vaciptir. İmam-ı Züfer'in ki yani bunun ihrami hem hac ihrami hem ömre ihrami. Binaenaleyh bu da vacibi de. Vacibi terk ettiğinden dolayı iki kurban vacip oluyor. İmam-ı Azem de diyor ki hayır. O iki ihram bir sayılır. Çünkü ömrenin efalini bitirmişti, haccın efali kalmıştı. Ona bu bir kurban lazım gelir. Tertibi bozduğundan dolayı. Evvela kurbanı kesip sonra tıraş olacaktı. Bu evvela tıraş olmuş sonra kurbanı kesmiş. Tertibi bozduğundan dolayı İmam-ı Azam'a göre bir ceza kurbanı lazım geliyor. İmam-ı Züfer'e göre iki kurban lazım geliyor. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammedun. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed de rahimehumullah. Onlar da dediler ki la şeyye aleyhi. Onun üzerine hiçbir şey lazım gelmez. Bu tertip vacip değildi dediler. Binaenaleyh vacibi terk etmedi. Kurban lazım gelmez. Buyurdular. Vehteccâ Ebu Yusuf ve Muhammed rahimahumullah ihticac eylediler. Fî zâlike bu mesele hakkında bi kavlu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavlu şerifiyle. Kime? Zillezîne se'elûhu Peygamber Efendimiz'e sual eden zevata emrettiklerinde en zâlik bu meseleden sual ettiler.
O da ala ma kad raveyna fil asaril mütekaddime. Geçen hadislerde rivayet ettik ya, Peygamber Efendimiz'den sual ettiler. O dedi ki ben böyle yaptım, o dedi ben böyle yaptım. Tekdimi tehir meselelerinden sordular. Ve bi cevabihi, Peygamber Efendimiz'in cevabıyla ihticac eylediler. Lehum onlara ki en la harece aleyhim fi zalik. Peygamber Efendimiz de onlara cevaben dedi ki sizin üzerinize meşakkat yoktur dedi ya. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed dediler ki hareç yok, binaenaleyh birisini tekdim etmiş, birisini tehir etmiş, onlara bir şey lazım gelmez dediler. Ve kâne minel hücceti aleyhima, fakat Ebu Yusuf ve Muhammed üzerine aleyhlerine hüccettendir. Fî zâlike, bu mesele hakkında. Kimin lehende? Ebu Hanife'de ve Züfer. Ebu Hanife ve Züfer'in lehine, İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in aleyhine olan hüccetlerinden, olan hüccetlerdendir. Rahimehumullah. Ney? Ma ul bir şey ki zekerine biz zikreyledik. Min şerhi me'ani hadil asar. Bu eserlerin manalarının şerhinden biz zikreyledik. İşte onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahil olduklarından, meseleleri bilmediklerinden dolayı la harece buyurdu. Yoksa bu alet devam değildir. Yani hacetül veda senesine mahsustur. Çünkü o sene ekserisi bedeviydi gelenlerin. Bedeviler bilmiyordu, cahil idiler. Onun için Peygamber Efendimiz la harece buyurdu. Yoksa gelecek senelerde ve teallemû menâsikeküm buyurdu ki menseklerinizi öğreniniz. İşte bunlar Ebu Yusuf ve Muhammed'in aleyhine delildir. Ve hüccetün uhra, onların diğer bir hüccet onların aleyhine vardır ki vehi ennessaire li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e sual eden kimse lem yu'alim, bilinmedi ki hel kâne kârinen, gram mı niyet etmişti, ev müfriden, yalnız hac mı niyet etmişti, ev mütemettiğen, mütemettiğ miydi, bilinmiyor. Çünkü niyet eden kimse ya karindir, ya müfrittir, ya mütemettiğdir. Bu hangisiydi? O bilinmedi. Fe inkâne müfriden, eğer hacci ifrat niyet etmişse, fe Ebu Hanife rahimeullah ve Züfer, Ebu Hanife ve Züfer radıyallahu anhuma, la yunkirani, onlar inkar etmiyor, etmezler ki en yekûne, la yecib aleyhi fî zâlike demin. Onun üzerine kurban vacip değildir. Bunu inkar etmiyorlar. Çünkü bu nedir? Hacı ifratta kurban yok. Hacı ifrat niyet etse zaten kurban vacip değil ki. Binaenaleyh o takdim etmiş, tehir etmiş zaten yok. Onu kurban vacip değil. Evet. Binaenaleyh başını tıraş etmezden evvel kurbanını kesmiş yahut da kurbanını kesmiş sonra tıraş etmiş. Bu mesele mühim değil onlarda. Zaten onda kurban yok. لَاَنَّ ذَٰلِكَ الزَّبْحَ الَّذ۪ي قَدَّمَ عَلَيْهِ الْحَقِّ. Çünkü o bir zebih ki halkı tıraşı evvel yaptı. Onda zebhün gayru vacip, ona vacip değildi. Hacı ifratta vacip değildi. Nafile bir şey yaptı. İster halkten evvel yapsın, ister halkten sonra yapsın. وَلَكِنْ كَانَ اَفْطَرَ لَهُ. Lakin ona eftar idi ki en yukaddime zebhe evvela kurbanı boğazlıya kabilel halki. Halkten evvel evvela kurbanı boğazlıya sonra tıraşı ola. Bu eftariyet meselesiydi. Yoksa vacip değildi. وَلَكِنَّهُ اِذَا قَدَّمَ الْحَلْقَ. Lakin tıraşı evvela tekdim ederse erzehu kifayet eder. Yani velâ şey aleyhi, velâ şey aleyhi, onun üzerine bir ceza yoktur. Bir afdaliyet meselesi vardır. Burada vacibin terki yoktur. Ve inkâne kârinen, yok gran niyet etmiş ise ev mütemettü, yani yahut da hacim temettü niyet etmiş ise fekâne cevâbun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in cevabı oldu. Fî zâlike, bu mesele hakkında da harice buyurması ala ma zikerine, zikrettiğimiz şey üzerine oldu. Yani bu sene efali hacı bilmiyordunuz. Cenab-ı Hak meşakkati sizden ref eyledi. Öyleyse gelecek senelerde haccınızı güzel öğreniniz, sünnet üzerine yapınız. Fakat zekerine an İbni Abbas'in, Abdullah İbni Abbas'tan biz zikreyledik. Fit tekdimi fil haccı ve tâhir, hacda tekdimi tâhirden dolayı zikreyledik ki enne fihi, o tekdim-i tâhirde vardır. Demen, dem vardır. Vacibi terk ettiğinden dolayı dem vardır. Ve enne kavlün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la harice. Peygamber Efendimiz'in la harice buyurması da la yetfe'u zâlike. Bu kani def etmez. La harice buyurması, yani haccınız tamamdır. Ne ile? Dem ile. Demi kurbanı kesersin, yine haccın tamam işte. Bu cihetle meşakkat yoktur. فَلَمَّا كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ وَقَكِ. Peygamber Efendimiz'in kevli şerifi oldu. لَا حَرَجَ. لَا حَرَجَ kevli oldu. لَا يَنْفِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Abdullah ibn Abbas'tan nefyeder olmadı. Neyi? Vücubet demi demin
vücubunun fetva vermesini bunu def eder olmadı. Nef eder olmadı. Kâne kezâlik. Böylece oldu. Eyza Abdullah ibn Abbas'ın fetvasına münafı olmadığı gibi la yenfihi Peygamber Efendimiz'in la harece kevli nef yetmez. İnde Ebi Hanife ve Züfer rahimahumullah Ebu Hanife ve Züfer'in indinde de la harece buyurması nef yetmez. Neyi? Kurbanın vücubunu nef yetmez. Ve kânel qârinu qârin oldu. Zebhuhu onun zebhi zebhün vacibün aleyhi. Onun üzerine vacip bir zebh idi. Evet. Yehillu anında ihlal ederdi. İhramdan çıkardı bir o kurbanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in de harice buyurması Ebu Hanife ve Züfer'in fetvalarında nefsiler olmadı. Yani la harice meşakkat günah yoktur ama fakat o kurban vaciptir. O kurbanı kesecekti. Çünkü o zebh vasıtasıyla ihramdan çıkacaktı. Binaenaleyh kıranda böyle bir tertibi bozarsa İmam Ebu Hanife'ye göre bir dem vaciptir. İmam-ı Züfer'e göre iki dem vaciptir. Fe'aradına ennen zora. Öyleyse biz bakmayı murad ettik. Fil eşya illeti şöyle bir eşyadaki yehellü behel had haccı olan bir adam ihramdan çıkar. İzâ akharaha onu teahhir ettiği vakitte. Hatta yehelle, hatta helal ola keyfe hükmâ. Bunun hükmü nasıldır? Yani araştırdık ki bir hacı neyle ihramdan çıkıyor? Onu tehir ettiği vakitte. Bunun hükmü nasıldır? Fevecedin Allah Azze ve Celle. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kadgale buyurdular. Ve la tehliku ruhuseküm hatta yebluğal hedyü mehille. Baktık ki Cenab-ı Hak öyle buyurmuş. Ve la tehliku başınızı tıraş etmeyiniz. Ruhuseküm başınızı hatta yebluğal hedyü hatta hedi yetişe mehillehu mehilline. Öyleyse kurban kesilecek de sonra başınızı tıraş edeceksiniz. Hedi hacının beraber getirmiş olduğu kurban. فَكَانَ الْمُحْسَرُ Mühsar oldu bir adam gelemezse, yolda mahsur olursa. يَحْلِقُ Başını tıraş eder daha da بِلُوغُ الْهَدِي Kurban bali olduktan sonra مَحِلَّهُ مَحِلِّنَ Mesela adam yolda hasta oldu yahut da başka bir şey dolayısıyla gelemedi. Gün tayin eder ki benim kurbanımı filancı günü kesin. O günü onlar keser feyahillu bizalik. O kurbanının kesildiği günü o adam da ihramdan çıkar. Ve in halaka kable buluğihi mahallehu. O hedi mahalline yerine varmazsa başını tıraş ederse vecebe aleyhi de mi? O adama bir kurban vacip olur. Ve hada icma'un. Bunda ulemanın da icma'i vardır. Bunu da fekanen nezeru ala zalik. Bunun üzerine nezar oldu, kıyas oldu. Aladan sonra zalike lazım burada. En yekune kezalik. Böylece ola kim el qarinu qarin izâ qaddemel halka halki takdim ederse kable zebhi zebihden evvel. Zebihden evvel başını tıraş ederse bu da böyle ola. Mühser olan bir adamın hedi kesilmediyse başını tıraş edemiyor. Öyleyse kıran niyet eden adamın da kurbanı kesilmeden başını tıraş edemez. Ellezi öyle zebih ki yehillu bihi qarin onunla ihramdan çıkıyor. Onu kesmemiş ihramdan çıkamıyor ki en yekûne o da aleyhanın üzerine demin kurban vacip ola. Kıyas da bu. Kıyasen ve zaren ala ma zekirna min zalik. Bu mesele hakkında zikrettiğimiz meseleye kıyasen. Febatale bihâze bununla batıl oldu. Ma zehebe ileyhe bu Yusuf'e ve Muhammed'in rahmehumullah. İmam-ı Ebu Yusuf'un ve Muhammed'in mezhepleri bu etibarla batıl oldu. Ve sebete ma kâle Ebu Hanife rahmehumullah. İmam-ı Ebu Hanife'nin dediği sabit oldu. Ev makale Züfer yahut da Züfer'in dediği ki rahimeullah. Evet. Şimdi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bir şey lazım gelmez dediler ya. Bu batıl oldu ki bak mühsar olan bir adamın kurbanı gelip de Mekke-i Mükerreme'de kesilmedikten sonra başını tıraş edemiyor. Cenab-ı Hak men ediyor. Ve la tehliku ruhusekum başınızı tıraş etmeyiniz. Hatta yebluvel hedyü mehillehu. Bu hedi yerine varınca ya kadar. Öyleyse bu Kur'an'da temettüde de böyle. O Kur'an kurbanı kesmemiş ihramdan çıkamaz. Kurbanı kesecek de ondan sonra ihramdan çıkacak. Bu da buna kıyasen cezai mucib oldu. Eğer vacibi terk ederse ceza lazım gelir. Yalnız İmam-ı Azam'a göre bir kurban cezası, İmam-ı Züfer'e göre iki lazım geldi. فَنَزَّرْنَا فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında da biz nazar eyledik. فَاِذَا هَذَا الْقَارِلِكَ
Baktık ki bu kıran yapan kimse. قَدْ حَلَقَ رَاسَهُ başını tıraş etti fi vaktin bir vakıtta ki الْحَلْقُ عَلَيْهِ حَرَمُ حَلْقُ ona haram idi. Niye kurbanını kesmemişti? Kurbanı kesmeden başını tıraş etmesi haram idi. وَهُوَ فِي حُرْمَةِ حَجَّةٍ وَفِي حُرْمَةِ عُمْرَةٍ O adam da haccın ihramında ve ömrenin ihramındaydı. Hem hacca niyet etmişti, hem ömreye niyet etmişti. İki hürmetteydi, iki ihramdaydı. Kurbanı kesmemiş, tıraş edemezdi. Vaktinden evvel, tıraş olmasından evvel kurbanını kesti. Ve kânel kârinu kârin. Mâ ul bi şey ke asâbe fî kirânî. Kirâbında ona isabet eden şey. O da neden? Mimma lev esâbehu bir şeyden ki ona isabet etseydi. Ve huve fî hacceti müfredetin. Yalnız hacda olduğu halde bir şey isabet etseydi. Ev ömretin müfredetin. Yahut da tek ömrede ona bir şey isabet etseydi. Ve cebe aleyhi demin ona bir kurban vacip gelirdi. Fe izâ esâbehu ve huve kârin. Yok o adama o şey isabet ederse ki o da kırandadır. Ve cebe aleyhi demani. Ona iki kurban vacip olur. Niye? Çünkü iki ihram var. Biri haccın ihrami, biri ömrenin ihrami. فَحْتَمَلَ مُحْتَمِلُ olduken يَكُونَ حَلْقُهُ onun tıraşı olması eyza böylece kable vakti, vaktinden evvel kurbanı kesmezden evvel tıraş olması da ola yücibü aleyhi ana vacip kılar ola eyza diğer şeylerin icap ettiği gibi demeyin iki kurban ola. كَمَا قَالَ زُفَرِ İmam Züfer bunu dediği gibi. Yani bu madem ki iki ihramdadır, bir cinayet işlese iki kurban lazım gelirdi. Öyleyse bu halkta da kurbandan evvel halk olursa bu da iki kurbanı vaciptir dedi. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Buna da nezer eyledik ki acaba İmam-ı Züfer'in dediği gibi mi, İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi mi? Dediği gibi mi? فَوَجَدْنَا biz bulduk. اَلَشْيَا اَلَّتِ şol bir şeyleri ki تُوْجِبُ عَلَى الْقَارِنِ Karine vacip kılar demeyini iki dem. Vacip kılan şeyleri bulduk. Nerede? Fîmâ esâbe fî kirânihi. Kirânında isabet eden şeyleri bulduk. Hiye. O şeyleri bulduk. Ney? El eşya. Eşyayı bulduk. O eşyalar. Onlar nedir? Hiye el eşya ülleti şul bir şeylerdir ki. Lev esâbeha. O adama isabet etseydi. Ve huve fî hürmeti haccetin. Haccın ihramında iken ev fi hürmeti umretin yahut da umrenin ihramında iken isabet etseydi vecebe aleyhi demin ona bir dem vacib idi. Hac ifrat etti mesela hac ifratta elbise giydi. Bir kurban vacip geldi. Yahut da koku süründü. Bir kurban vacip geldi. Umrenin ihramında olsa yine böyle. Başını örttü yahut da koku süründü yahut da tırnağını kesti. Bir kurban vacip idi. Fîsâ esâbehâ O adam onları işlerse, bu haram olan şeyleri fi hürmetihima hacc ömrenin ihramında vecebe aleyhi demani ona iki kurban vacip geliyor. Ne gibi kel cimai ve ma eşbehehu. Cima ve buna benzer şeyler gibi. Ve kâne halkuhu o adamın da tıraşı oldu. Gablen yezbehe boğazlamazdan evvel lem yahrum aleyhi ona haram olmadı. Bi sebebil umreti khasse umre sebebiyle ve la bi sebebil hacci Hasse, ne hususi ömre sebebiyle ne de hususi hac sebebiyle olmadı. İnnemâ vecebe aleyhi o kurban ona vacip oldu. Bi sebebihima ikisinin sebebiyle ve bi hürmetil cem'i beynehuma ikisinin arasını bir ihramda cem eyledi de hac ömreyi bu sebeple ona vacip oldu idi. La bi hürmetil hacceti hasse yalnız haccin ihrami sebebiyle değil ve la bi hürmetil umreti hasse yalnız ömrenin ihram sebebiyle değil, ikisinin arasını cem etti de ondan dolayı ona kurban vacip oldu. Onun için evvela tıraş olup, evvela kurbanını kesip sonra tıraş olacaktı. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَ Öyleyse biz bakmak murad eyledik. فِي حُكْمِ مَا يَجِبُ بِالْجَمْعِ Cem ile vacip olan şeylerin hükmüne baktık. Cem ederse ne gibi hüküm tereddüb eder? Kıyas yapacağız. هَلْ هُوَ شَيْئَانِ O iki şey midir? Ev şeyun vahidun yahut da bir şey midir? Hac ömreyi cem ederse ne ile cem eder? Bu cemi bir şeyle mi oluyor, iki şeyle mi oluyor? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Buna da baktık. فَوَجَدْنَا bulduk ki اَرَّجُلَ bir adam اِذَا اَحْرَمَ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ Yalnız hac niyetiyle ihrama girerse
اَوْ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ yalnız ömre ile ihrama girerse لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ona bir şey lazım gelmez. Yani kurban lazım gelmez. وَاِذَا جَمَعَهُمَا جَمِعًا ikisini cem ederse, haccı ömreyi beraber niyet ederse وَجَبَ عَلَيْهِ o adam üzerine vaciptir لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا o adam ikisinin arasını cem ettiği için şeyun bir şey vacip olur. Öyle şey ki لَمْ يَكُنْ يَجِبُ عَلَيْهِ o adam üzerine vacip olmadıydı فِي اِفْرَادِهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا haccı ömreyi teker teker niyet etseydi ona vacip olmazdı. Fakat hepsini birden niyet ettiğinden, ikisini beraber niyet ettiğinden ona bir şey vacip oldu. فَكَانِ ذَٰلِكَ الشَّيْءُ bu vacip olan şey de oldu. Demen vahiden birden haccı kıran. Onda da haccı kıran niyet ettiğinden bir kurban kesmek vacip oldu. İki kurban kesmek değil ki. Çünkü yalnız hac niyet etseydi kurban yoktu. Ömre niyet etseydi yine kurban yoktu. Haccı ömreyi beraber niyet ettiğinden bir şey vacip oldu. O da ne? Bir kurban kesmek. فَنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ öyleyse buna kıyasen en yekûne kezâlik böyle ola el-halku halk kable zebhi zebihten evvel el-halku halk kable zebhi lezî şulbi zebihten evvel ki mena'a minhul cem'u mena'a men eyledi minhu ve halkten cem'u cem'i beynel umreti vel hac hac ile ömreyi bir ihramda cem ettiğinden dolayı o halkten men eyledi bu. Niye? Eğer yalnız hac, yalnız ömre niyet etmiş olsaydı, evet şeytani taş verdi, zaten kurban yok. Bu vakitte hemen gider taraş olurdu. Kurban yok oldu. Demek ki o adam halk edemiyor, başını taraş edemiyor. Niçin? Haccı ömreyi cem eylediğinden ona bir kurban lazım geldi. Evvela o kurbanı boğazı yiyecek de sonra başını taraş edecek. O tıraşta men eden şey ne oldu? İşte o cem etmek oldu. Hacı kıran niyet etmesi oluyor. فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ وَحَلْقَ مَنْ اِتْمَزْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا yalınız hac yani ümreden hiçbirisi halka mani olmaz. لَوْكَانَتْ مُفْرَدَةً teker teker olsaydılar. Men etmez yalnız o halka men eden ne oldu? Cem etmesi oldu. İkisinin arasını cem etti. Öyleyse bunun üzerine kıyas oldu ki en yekûne ola اَلَّذ۪ي شُلْ بِشِي كِ يَجِبُ بِهِ cem ile vacip olur fi anda demin vahidin bir kat. Madem cem'e sebebiyle ona haccı kıran demi bir taneydi, ona kıyasen eleyse o adam burada bir vacibi terk ederse, tertibi terk ederse, ona da ceza lazım gelirse bir dem lazım gelir, ceza da bir tane olur. Feyekûn aslu mâ yecibü alel kârin. Kârin üzerine vacip olanın şeyi oldu. İntihakihi, onun intihakında el-hürme haramları irtikab etmesinde, fikranihi kıran niyetinde haramları irtikab etmesinde oldu. Ki annen zora bakalım. Fîmâ kâne min tilkel hurum ve haramlarından hangisinde tehrumu bil haccı haccı ile haram olurdu haseten, hususu olarak ve bil ümreti haseten ömre ile haram olurdu haseten وَفِيْزَا جَمَعَتَا جَمِيعًا bunların ikisini cem ettiği vakitte فَتُلْكَ الْحُرْمَةُ bu hürmet yani hac-ı ömrenin beraber niyet edilmesinde مُحَرَّمَةٌ haram oldu şeyeyni muhtelifeyni iki muhtelif şey için. Niye? Hac-ı ihramına girdi mi bir takım şeyler haram oldu. Ömreye girdi mi ömrenin ihramında da o şeyler haram oldu. Bir de var ki bunları cem etti. Cem ettiği vakitte evet yine bu haram olan şeyler muhtelif iki şey için oldu. Biri hac, biri ömre için. فَيَكُونُ olur. عَلَى مَنْ اِنْتَهَكَهَا Huma demiş ama doğrusu اِنْتَهَكَهَا her kim bu hürmeti irtikab ederse, intihak eder, bozarsa onun üzerine oldu. كَفَّارَتَانِ iki kefvarı. Niye bir adam hac niyet etti? Elbise giymesi caiz değil. Ömre de niyet etti. İki ihram bulduğundan dolayı elbise giydi, koku süründü yahut da tırnağını kesti. Bu iki hürmete tecavüz etti. İki ihrama, bir haccin ihramına, bir ömrenin ihramına. Öyleyse buna ikişer ikişer kefaret lazım geldi. Her irtikab ettiği şey için bir kefaret. Ve kullu hürmetin her bir hürmet ki la tuharrimuha onu haram kılmaz. El haccetu hac alel infirat tek olursa. وَلَلْعُمْرَةُ عُمْرَةَ حَرَمْ كُلْمَسْ عَلَى الْاِنْفِرَاتِ tek olarak.
اِنَّمَا يُحَرِّمُهَا وَنِ تَحْرِيمَ اَدَرْ اَلْجَمْعُ بَيْنَمَا İkisinin arasında. İkisini cem etmek. Şimdi öyle bir cezayı bulduk ki, yalnız hac niyet eden de o haram değil. Yalnız ömre niyet eylese o da haram değil. Yalnız ikisini cem ederse haram. O da neydir? Demek haram. Öyleyse yalnız hac olsaydı, yalnız ömre olsaydı taşı atardı, tıraş olurdu. Fakat ikisinin arasını cem ettiğinde taşı attı mı hemen tıraş olamıyor. İlla kurbanını kesmesi vacip oluyor. O kurban kesmesi neden oldu? Cemiyeden dolayı oldu. Feizen teheket, o müntehik olursa, irtikap olunursa, fealellezî intehekehâ yahut feizen tühiket, o intihak olunursa ki nasıl? Taşı attı mı gidip kurbanını kesecekti. Kurbanını kesmedi de evvel tıraş oldu. Onu bozdu, intihak etti. Fealellezî şul bir kimse üzerine vurucudur ki intehekehâ onu bozdu. Demun vahidun bir dem vacip oldu. Leannehu o adam inteheke intihak etmiş, bozmuş oldu. Hürmeten bir hürmeti. Öyle hürmet ki hürrimet aleyhi anın üzerine haram kılınmıştı. Bir sebebin vahidin bir sebeple o da neydi ki ihramın arasını cem etme, kel cömreyi birden niyet etmek. Sebep vahid olduğunda hürmette bir oldu, cezada bir oldu. Hâzâ huvel nezer fî hâzel bâb. İşte bu babda nezer de budur. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ اِمَامَ اَبْا حَن۪يفَةَنْ قَوْلِ de budur. وَبِه۪ي نَاقُذُ biz de bunu alırız. İmam-ı Tehavi'nin fikri de burada İmam-ı Ebu Hanife ile beraber oldu. وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ